Tüm oyun severlere Doyla Gaming kanalından merhaba. Oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlerle paylaştığımız haftalık haber videomuza hoş geldiniz. Eğer dikkatinizi çektiyse 3 haftadır sizlerle Cuma günü buluşuyorum. Sanırım artık bu haftalık haber videolarını rutine bağlamış gibiyim. Eğer araya tarih hassasiyeti olan bir içerik, bir inceleme falan girmezse her Cuma akşamüstü hafta sonuna girmeden önce haftalık haberleri Duel'e Gaming kanalından dinleyebilirsiniz. Daha doğrusu izleyebilirsiniz. Peki bu hafta gündemimizde neler var? Ee, Ubisoft'un <laughs> krizi devam ediyor. Yani geçen hafta ve ondan önceki hafta Ubisoft ile ilgili bahsetmiştik. Ama giderek işler büyüyor. Yani içinde düştüğü sıkıntılı durum ile ilgili yeni gelişmeler var. Önce onlarla ilgili konuşacağız. Ardından geçtiğimiz hafta çıkan yeni oyunların performansına bakacağız. Yani eleştirmenler ne dedi, oyuncular beğendi mi gibi. Ee, bu hafta çıkan oyunlara da biraz değineceğiz ve e, oyun hizmetlerine işte ücretsiz gelen e, bu ayki oyunlar, bu haftaki oyunlar nelerdir? Onlar ve iki adet de yine mini inceleme videomuz var. Bunlardan bir tanesi özellikle oldukça önemli. Belki yıl sonunda yani böyle bağımsız oyun adayları için de görebilirsiniz. Kaçırmayın derim. Her zamanki gibi tüm haber başlıklarını izlemek zorunda değilsiniz. İlginizi çekenleri aşağıdaki zaman damgalarından ilerleterek izleyebilirsiniz. Umarım izlediğiniz hoşunuza gider ve video sonunda sizlerden beğeni alabiliriz diyerek videomuza geçelim. Evet Ubisoft destanına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta işte Assassin's Creed'in acaba esas erteleme nedenleri başka şeyler mi gibi konularla ilgili konuşup biraz daha konuyu açmıştık. O videonun hemen ardından çeşitli gelişmeler oldu. Daha önce bahsetmiştik yani hisseleri düştü. Özellikle Valhalla zamanında falan bayağı yüksekti çünkü iyi satış yaptığı için. Ancak düzenli olarak aşağı gidiyor e, firmanın performansı. E, tabii hissedar olan kişiler durumdan memnun değildi. E, durum o kadar kötü hale geldi ki bu sefer dedikodular çıktı. İşte şu firma alacak, şu firma alacak diye. Yani en son Çinli firma Tencent'in satacağı hakkında dedikodular çıktı ve bu dedikodular büyük ölçüde doğru gibi e, çünkü birkaç yerden de onay aldık yani Ubisoft içinden de. Yani bunun pazarlığı yapılıyormuş. Ee, ancak şey Tencent deyince hemen paniğe kapılmayın. Yani ne oluyor falan filan şeklinde. Tencent zaten o ortak Ubisoft'ta. Her hani yakından takip etmiyorsanız ki ben etmiyordum. Şimdi bu haberler gelişince oturup araştırdım. Ee, Tencent zaten firmanın %9.742 gibi bir oranına sahip. Yani zamanda e, şeye çıktı zaman satışa çıktığı zaman hisseler bildiğiniz gibi yani Ubisoft deyince bu Gilimo e, ailesi akla geliyor. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Bu Fransız <laughs> telaffuzları konusunda iyi değilim açıkçası. Hisselerin çoğu orada. Ancak bunlar yani sonuçta satışa çıkardılar. Tencent ile bu Çinli firma ile anlaşırken %10'un üzerine çıkamazsınız diye bir e, madde koymuşlar. Yani şey büyüyüp de bütün hisseleri alıp da tek başına tek haline dönüşmesine böyle bir engel koymuşlar. Ancak durum o kadar kötüye gitmiş ki Görünüşe göre kendileri <laughs> bunu, bunu şey e, bu kuralı kıracak yıkacak gibi gözüküyor. E, şimdi tabii bu hisselerin satılmasından bize ne yani neden bizi ilgilendiriyor oyuncuları e, yani şey yani durumu kurtarmak için bunu bu olayı tamamen tasfiye edip yani Tencent'te bütün kalan hisseleri satıp tamamen tekrar özel'e döndürebilirler firmayı. Belki bu durumda hani şeylerden de yok şu hissedar şunu dedi bunun dediği gibi e, fazla kafadan ses çıkmayıp daha e, düzenli kontrol altında gidebilir. Ve bir yandan da yani Guillermo, ama özellikle Eve Guillermo bu işin başında, onun yönetiminin çalışmadığı ortada. Yani her yıl daha kötüye gidiyor. Bir de eşitlik gerekiyor mutlaka. Yani Tencent'in iyi bir çözüm olacağından emin değiliz. Çünkü bu firma belki de en agresif bu böyle oyuncuların peşine düşen, affedersiniz onları düdüklemeye çalışan bir firma. Mobil oyun zaten firması süper yani agresif politikalarla e, insanların işte bu oyun bağımlılığını kötü niyetine yani kötüye kullanıp üzerlerinden para kazanan bir firma. Yani şey şöyle diyebiliriz hani yağmurdan kaçarken dolayı tutulabiliriz. Yani Ubisoft'tan şikayetçiyiz ya bu Tencent onlardan 10 kat daha kötü. E, burada tabii şey aralarındaki pazarlıkta kontrol kimde olacağına bağlı. Benim tahminimce yani Gilliam'a ailesi tam yani hisseleri devredecek edecek ama bir yandan kontrol sahibi olmak isteyecektir. Belki mesela hani 51 onlarda 49 Çinlilerde olsun gibi bir şey olabilir. Yani kontrol oldu eğer orada olursa yani e, Tencent o kadar istediğini şey yapamaz. Ya, yapamayabilir. Ama kontrolün onlarda olması iyi mi? Çünkü sonuç ortada kaç yıldır bir yere götüremiyorlar firmayı. E, Başarısızlıkları da ortada. Yani e, bunun tartışılacak bir yanı yok. Bu bir gerçek yani içeride i̇şte istatistiklerden grafiklerden görüyoruz. Peki burada çözüm ne olacak? ya İnanın ben de bilmiyorum. Zaman içinde göreceğiz. Birileri diyor ki Microsoft satın alacak. Ben pek ihtimal vermiyorum ama olursa bilemiyorum. Belki hani olumlu olabilir oyun dünyası açısından. Yani burada biz şeye bakmamak lazım. Oh iyi olmuş Ubisoft'ta bilmem ne şeklinde. Çünkü bu firmada bir 20 bin çalışan kişi var. Geçmişte de birçok iyi işe imza attılar. Yani böyle bir firmanın yok olması hoş bir şey değil. Dediğim gibi çünkü bakın alternatifleri daha kötü yani. Yani umarım bir şeye e, ulaşılır. Ama alternatifi kötü demişken mesela Tencent geçerse e, ve kontrol de onlara eğer geçerse yani bu Ubisoft'u unuttun. Ya, ya da mesela en böyle istemediğimiz işte bu agresif politikalarla karşımıza çıkar. Bir de hemen devamında işte Electronic Arts gibi böyle kötü niyetli firmalarda ama bunlar da bunu yapıyor. Biz de bunu takip edelim diye e, oyun sektörünü çok daha kötü yerlere sürükleyebilirler. O nedenle yani dikkat etmek lazım ne isteyeceğimize. <laughs> Beterin beteri var dediğim gibi. Tabi bu gelişmeler olurken bazı sivri tipler de çıkıp olur olmaz açıklamalarda bulunuyorlar. Örneğin Ubisoft'tan bir üst seviyedeki bir yönetici. Bu arada görevi de fiyatlandırma yöneticisi. Yani <laughs> belki de işini en kötü yapanlardan bir tanesi. Çünkü özellikle onlardan şikayetçiyiz. Hatta biliyorsunuz hani bu ön siparişteki uçuk fiyatları falan filan geri çektiler yani içerdozda. Neyse buradan sorumlu kişi Stewie Chassard herhalde tam soyadı yanlış okuyor olabilirim. Gereksiz bir çıkış yapmış internette. Siz niye işte efendim bir firmanın kötü olmasını istiyorsunuz. Biz aslına bakarsanız hepimiz aynı tekneğin yolcularıyız falan filan. İşte böyle bir takım anlamsız çıkışlar yapmışız. Yani ekranda da yansıtıyorum. Bu şeyde LinkedIn şeyinde profilinde. Normalde işte ben sosyal medyada bulunmam ama şöyleydi böyleydi falan filan. Böyle bayağı bir harlamış. Bu tip şeyler çıkışlarda hiçbir zaman e, olumlu sonuç vermiyor açıkçası. Yani Ubisoft draması e, bu şekilde devam ediyor. E, bakalım önümüzdeki haftalarda duyacağız. Yani, hakikaten bu satış işlemi gerçekleşebilir. E, bu yüzde aktarımı ne kadar olur kontrol kimde kalır kalır zaman gösterecek. Ama tabii tamamen sürpriz bir isim de çıkabilir. Bunların hepsi de asparagaslı olabilir. E, bu kısa bilgiden sonra Ubisoft ile ilgili... Geçelim biz tek tek oyunlarla ilgili konuşmaya. Açıkçası onlarla ilgili konuşmak daha keyifli. Mesela keyifli bir oyun başlığı Silent Hill 2. Silent Hill 2 geçtiğimiz günlerde çıktı ve oldukça da başarıyla çıktı. Daha satış rakamları elimize ulaşmadı ama eleştirmenden gelen eleştirmenlerden gelen puanlar oldukça iyi. Metacritic'e baktığımız zaman 87 ortalama gayet iyi bir e, şey skor. 90'a ulaşmamış ama yakın. Steam'e baktığımız zaman oyuncu yorumlarında oyuncudan %95'i yani şey yukarı ok vermişler. Başparmak yukarıda olumlu yani görüşleri. Bu da güzel bir şey gösterge şüphesiz. Satışlara bakarsak şeyde ile ilgili bir şey görüyoruz. Mesela elimizde istatistik. Yani şu an firma açıklamadı şu kadar şu kadar satışta muhtemelen haftaya belli olur. Şeye bakarsak PlayStation'da mesela 7 numaradaymış. En fazla satan oyunlar içinde pek iyi bir şey değil aslında bakarsanız İngiltere'de 4 Almanya'da 6 Fransa'da 9 Çin'de 4 ve Japonya'da 12 sıradamış yani başka oyunlar hala geçiyor yani yeni çıkan bu kadar iyi yorum alan oyunun daha yüksekte olmasını bekleriz ama bir yandan da oyunun yani e, hayatta kalma korku olduğunu ve hatta Resident Evil kadar fazla kişiye hitap etmedi ortada Çünkü e, aksiyon ağırlıklı değil oyun yani sonuçta bu daha ee, psikolojik e, korku mu yani o, o tarz bir türe giriyor biraz daha farklı şey yani herkese hitap etmiyor o nedenle çok satış yapmasını da beklemek biraz fazla iyimser olur. Steam'e girersek ama mesela en çok satış yapan dördüncü oyun olarak görünüyor ee, fena değil e, onun üstünde olan oyunlara bakarsak işte yani bir tek aslına bakarsanız single player tek oyunculu e, FIFA pardon yeni ismiyle FC25 var çok normal onun üstünde olması. Throne and Liberty'yi görüyoruz. Birazdan bahsedeceğiz. O zaten free-to-play satışı yok. Castle Counter-Strike 2 de öyle. Yani onlar daha fazla e, indirilmiş öyle diyeyim. Yani fena gitmiyor özetle. Oyuncu sayılarına bakarsak. E, oyuncu sayıları da yani ben bu videoyu çektiğim sırada 23.676 gibi e, bir rakama ulaşmış. Yani tüm zamanlarda en, en, yani aynı anda en fazla bu kadar kişi oynamış. E, ben çektiğim sırada da 13.500 civarındaydı. Muhtemelen bu ortalamalarda... bir bu bir ay bu şekilde gezinir. Bence gayet olumlu, her şey iyi gidiyor konami açısından. Bu arada ben de yani oyuna başladım ama önceden kod gelmediği için aynı zamanda başladım. İçerik gelir mi diye sorular vardı bu oyunla ilgili. Yani herhalde bir inceleme videosu çekerim diye düşünüyorum önümüzdeki haftalarda bununla ilgili bir video mutlaka gelecektir en azından takipte kalın. Malum Ekim ayı Cadılar Bayramı'na denk geliyor. Cadılar Bayramı olduğu için Ekim ayına hep korku oyunlarını doluşturuyorlar. Silent Hill 2 malum bir remake. Bir başka remake oyun var o da Until Dawn. Ancak tabii Silent Hill'in remake'e çok ciddi biçimde ihtiyacı vardı. Çok bayağı teknoloji değişti ama Until Dawn'un remake'e ihtiyacı olduğu tartışılır. Ee, i̇lk oyun 2015 yılında çıktıydı. Ve açıkçası çıktığı zaman o kadar ses getirmemişti. Yani puanları yüksek değildi diye hatırlıyorum. Konuşulan konu işte e, hani gerçek aktörler aktörlerin kullanılması da elbette iyi değil ama şeyi güzel yapılmıştı yani bu mocap up işleri. E, hatta Heroes dizisi popülerdi. Yeni bitmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada oynayan işte Hayden Panettiere diye bir kız vardı. E, pek açıkçası şey yıldızı yükselmedi. Hani aha o oynuyormuş diye böyle bakmıştık. E, onun dışında mesela burada Rami Malek var. O zaman ünlü değildi daha sonra ünlendi Freddie Mercury falan canlandırdığı için. Peter Stormer var tabii o zaten her zaman ünlüydü ama rolü çok fazla değil. Daha sonra ben bu oyunu şeyde 2015 yılının sonu hatta 2016'nın başında Ocak'ta almışım. Gittim PlayStation'da oynamıştım PlayStation 4'te. Platin almışım ve 10 günde almışım platini. Herhalde kolay bir platindi ama bayağı beğenerek oynamıştım. Yani verilen notlardan daha beğenmiştim. Beklediğimden yüksek çıktı. Neden beklediğimden yüksek? Çünkü dışarıdan baktığımız zaman bir slasher dediğimiz e, klasik hani gençlerin katledildiği e, tipik işte 13. Cuma tarzı korku filmi diye düşünüyordum ama sürprizlerle dolu bir hikayeyle karşılaştım. Ve güzel yanı da kelebek etkisi vardı. Belli yerlerde varmış olduğunuz kararlar sonunu etkiliyor. Ve buna benzer mesela olan bir başka oyun Heavy Rain'e göre ben daha çok beğenmiştim. E, belki insanlar bu yorumuma kızabilir çünkü Heavy Rain çok seviliyor. O başka bir günün konusu öyle diyeyim. Yani ben bu tarz korku oyunlarında bu tip hani e, kararların etkisini izlemeyi daha çok beğeniyorum öyle diyeyim kısaca. Her neyse şeye dönersek e, Until Dawn'un remake'ine şöyle bir bakarsak grafik olarak tabi ciddi eklemeler var ama e, yani daha çok hani görsel olarak daha canlı hale getirmişler. Ama büyük ölçüde ana şey aynı gözüküyor e, grafikler. Motor değişmiş. tabi o önemli bir fark. Unreal Engine 5'te karşımıza çıkıyor ama e, onun dışında oyuna herhangi bir ekleme yapılmamış gözüküyor. Bir şey dediler. E, sonda bir tane bir ekstradan e, belli bir verdiğiniz karar varsa yeni bir son eklemişler ama bir sürü son var oyunda. E, yine de hani baştan oynamayı gerektirecek bir şey değil. Ama yok oyunu hiç oynamamışsanız bakabilirsiniz elbette. E, ancak burada şöyle bir sıkıntı var. E, full fiyata hak etmiyor. Yani oyun e, şey ya Normal sıfır oymuş gibi satılıyor her yerde. Bizde de bakarsak Steam'de 60 dolara satılıyor. E, Fahiş fiyat malum lokalizasyon yapmamışlar. Epic ve PlayStation Network'te de 2500 Türk lirasına satılıyor. ve şey de yok. Yani PlayStation 4'ten hani şu kadar fiyat ver upgrade yok. Çünkü farklı oyun gibi hani engine farklı diye düşünebiliriz. niye peki yani bu oyunu çektiler? Tekrar bunun en büyük nedeni yani belli yani şey gelecek. Until Dawn 2 gelecek. Ve galiba onunla ilgili de başka bir projeler varmış yani bir Sony herhalde bir franchise eksiği duyu olmalı ki 10 yıl önceki oyunu diriltmeye çalışıyor. tekrar Keşke zamanında biraz daha e, sahip çıksalarmış öyle diyorum biraz geç kaldılar açıkçası. E, ve şu anki e, gelen şey de yani oyuna gelen tepki ve insanlardan gelen geri besleme pek olumlu değil. Şöyle bir bakarsak metakriti e. 75 ortama kötü değil aslında iyi. oyuncu ortaması da 7.2 orada büyük bir tepki yok. Ancak Steam'e girerseniz millet çok fena geçiriyor oyunu. Ee, optimizasyonun kötü olduğu, teknik sorunlar olduğunu belirtiyorlar. Aslına bakarsanız birçok Unreal 5 oyunu bu sorunları yaşıyor. Ee, son zamanlarda çıkan bazıları hani daha e, iyi durumdalar. Ee, bu firma herhalde çok fazla hakim değildi olaya. Bir yandan yine halen PSN tabi hesap zorunluluğu tepki alıyor. Yani bu tip sorunlar var. Ama bence esas sorun fiyat. Yani sonuçta 19 yıllık oyun bu. Tamam hani motorunu değiştirmişsiniz ama oyun tamamen aynı. Eski mock yapları kullanıyorsunuz. Hani oyuncuları bir daha çağırıp da çekmediğiniz oyunu ortada. Neden full fiyat çekiyorsunuz? Biraz ayıp olmuş açıkçası. Ve e, oyun hiç ilgi görmüyor. Steam'in oyuncu şeylerine bakarsak az önce hatırlayın rakamları. Şeyde Silent Hill 2'de. Until Dawn'da e, 2607 en fazla ulaşılan oyuncu sayısı. Ben çektiğim sırada video 490'a düşmüştü. E, ortalamada 1087'de yani gayet kötü gidiyor. E, e, satış olarak da ben iyi rakamlar edineceğini zannetmiyorum. Birçok kişi çünkü fiyatın e, yüksek olduğunun farkında. E, Ubisoft ve e, Sony'e dolaylı olarak e, laf soktuktan sonra Microsoft eksik kalmasın. E, Starfield biliyorsunuz geçtiğimiz senenin büyük fiyat bir tanesiydi. Beklentilerin çok ama çok altında kaldı. Beğenenler vardı ama monoton bir oyundu, sıkıcıydı. Ben de e, açıkçası yani e, 4-5 saat oynadıktan sonra bırakmıştım bir yere gitmiyor diye. Bethesda'nın biraz afişi olduğu bir oyun oldu Starfield. Ancak üzerinde bayağı çalışıldı edildi. işte güncellemeler falan çıktı. Hani biraz düzeltiliyor gibi bir havası vardı. Ve uzun süredir Shattered Space adında bir DLC paket çıkacağı söylüyorlardı. Nihayet bu paket geçtiğimiz hafta çıktı ama keşke çıkmasaydı. Metacritic'e baktığımız zaman 61 ortalaması. Oyuncular 5.2 vermiş. Steam'e bakarsanız durum daha da rezalet. %30. Yani 10 kişiden 7 kişi Aşağıya parmak vermiş o. Ok. Ee, tepkili bayağı insanlar. Birçoğu şöyle diyor. Bu oyun yurt dışında 30 dolar satılıyor. Çok şükür lokalizasyon ve ülkemizde. 18 dolara satılıyor. Onun bile değmeyeceğini söylüyorlar. 10 saatlik bir içerik varmış ve mevcut içerikte yine son derece sıkıcı bir hikaye içeriyormuş. Burada yani bir yıl sonra e, böyle bir oyunun toparlayıp güzel şeyler çıkacağını düşünüyordu insanlar. E, ve belki şey e, bize CD Projekt Red biraz şımarttı galiba. Biliyorsun Cyberpunk sıkıntılığı çıkmıştı ee, ancak mesela e, güncellemeler düzelttiler düzelttiler. E, en son çıkan işte o Phantom Liberty miydi neyse şu an yanlışsa kusura bakmayın hemen ezber her isim aklıma gelmiyor. O DLC paketi mesela olağanüstüydü o da 30 dolara satıldı millet onunla karşılaştırmış. tabi onunla karşılaştırmayın e, çünkü CD Projekt Red çok farklı değişik bir firma. Yani e, o kalitede ürün bekleyenler bayağı hayal kırıklığına uğradı. Onun dışında da yani YouTube içerik hazırlayacağından mesela Mr. Matthew var. Yani takip ediyorsanız baya yani Xbox fenedir. Bethesda fene özellikle. Starfield'ı da baştan beri destek vermek istiyor ama yani bir yandan sıkıntı olduğunu belirtiyordu. Shattered Space için Adam çok ümit bağlamış. ağlamakta gibiydi biliyorsun yani o kadar hayal kırıklığına uğramış öyle diyeyim. İşte bu tip insanlar daha tarafsız gözle bakabiliyorlar takdir etmek lazım. Özetle yani Starfield çok yakın zamanda unutulacak yani böyle bir oyunun varlığı. Birçok kişi yine Skyrim oynamaya devam edecek ta ki yeni Elder Scrolls çıkana kadar. Geçtiğimiz hafta çıkan bir başka oyunda bu hatta RPG oyunu ama MMO RPG ve free to play Throne and Liberty yani Amazon'un yayında gözetiminde çıkan bir oyun. O şeyler fena değil. Metacritic 72, oyuncu notu 5.7 ama pek hoş değil. Steam'de de %64'te. E, ancak bu özellikle yani bu tip oyunların ilk günü hatta ilk haftanın server sorunları çok e, sık oluyor. E, bu tip sorunlar biraz e, dışa vuruyor. E, bedava olmasına rağmen açıkçası zamanım olmadı bakmaya. Bu tip zaten online oyunlarla ben çok ilgilenmiyorum çünkü çok çok zaman istiyor onlara. E, ancak e, bir arkadaşım e, bununla ilgili şey yaptı bana bilgi verdi. O beğenmiş mesela yani düşündüğümden daha iyi çıktı diyor. Bilmiyorum sizin aranızdan oynayan varsa yorumlarını merak ediyorum. Ee, dediğim gibi maalesef buna e, zaman harcayamıyorum ama e, bir miktar potansiyel var gibi çünkü oyuncu sayısına bakıyoruz 3 e, gün öncesinde hani zirve değerine ulaşmış 336 bin oyuncu oynuyor az buz değil tamam yani bedava ama yine de güzel rakamlar bunlar ama tabii bir pal world şeyinde değil kalibresinde değil e, fena değil yani demek ki e, throne and liberty çok kötü değil ki e, halen devam ediyor e, bu rakamlarla e bunlar geçtiğimiz haftaki oyunların büyük ölçüde özetiydi. Bir oyun daha var, birazdan bahsedeceğim ama ona geçmeden önce e, bu Metacritic falan diyoruz. Şu an Metacritic'te 94 ortalama almış bir oyun var ama henüz çıkmadı e, Atlus firmasının, Persona'nın e, firması Atlas'ın e, Metaphor İfantasy oyunu çıkıyor aylık videomuzda. Zaten bahsini e, geçirmiştim. Demosu da var. Şimdiden 94 almış durumda. E, merakla bekliyorum ben de. E, ancak halen satışa çıkmadı. Steam'de belirsiz ama Steam'de yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü bu firmanın oyunları lokalizasyon olmadan hep çıktı. Son kalemiz, son ümidimiz açıkçası şey. Microsoft dükkanı orada demo hem PC platformunda hem Xbox platformunda bulunuyor. Hem Xbox sahiplerinde PC sahipleri için uygun bir fiyatta çıkabilir. Takipte kalın. Muhtemelen ama bu videoyu izlediğinizde zaten çıkmış olacak. Çünkü bunu çarşamba gecesi çekiyorum. Siz de cuma izleyeceksiniz bakalım nasıl bir fiyatta çıkmış. Mini incelemelere geçmeden önce iki adet ufak haberimiz var. Bunlardan bir tanesi oldukça sevindirici. O da Alien Isolation oyununun devamı geliyor. İlk oyunu hatırlarsanız bayağı oyuncuları ikiye bölmüştü. Aslında bakarsanız oyuncuları ikiye bölmüştü demek doğru değil. Çünkü ilk çıktığında IGN ve GameSpot bir tanesi 5.9 10 üzerinden bir tanesi de 6 vererek oyunu gömmüştü. Ve o zamanlar o iki şey web sayfası ve kanal çok önemli otoritelerdi. Bunların söylediğinden dolayı bir sürü insan oyundan uzak durdu. Daha sonra insanlar oynadıkça gördüler ki ya onlar yani oyun onların dediği gibi değilmiş. <laughs> Ve açıkçası bu bayağı bir e, bu artık IGN GameSpot'a falan bakmamamız gerektirdiğini e, gösteren önemli bir gelişmeydi. Bu söyledim tabii e, ta 10 yıl önce oluyor. Zamanla e, bu bayağı bir beğeni topladı bu oyun. Popüleritesi arttı. E, ancak yani oyunun tabii kötü satışına neden olmuştu vakti zamanında. Şimdi tabii değeri artmışken olabildiğince 10 yıl şeyini de doldurmuşlar, yıl dönümünü. E, yeni bir Alien'a sıra geldiğini düşünmüş Creative Assembly firması. Burada işte oyun yönetmeni Creative Assembly'den Al Hop bir demeç vermiş. Şeye başladık. Yani oyun üzerinde çalışmaya. E, ancak daha işin çok başındayız. Hazır olduğumuz zaman biraz daha elimize bilgi geldiği zaman sizlerle paylaşacağız deyip insanlara bir sevindirdi. Bir yandan da tabii en son film Alien Romulus genel olarak beğenildi. Ben o kadar beğenmedim açıkçası ama fena değildi film olarak. Yani popülaritesi biraz artmışken böyle bir oyuna sıra gelmiş olduğunu düşünmüşler. Çok da iyi olmuş çünkü orada da hikaye yarım kalıyor gibiydi. Merak ediyoruz yani Ripley'nin kızının maceralarını. Alien Isolation 2'de göreceğiz ama herhalde muhtemelen ismin Alien nokta nokta başka bir şey olur yani. Bakalım hayırlısı diyelim ama tabii kim bilir ne zaman çıkacak bu. Yani 2027 falan olur diye düşünüyorum. Bir başka haberde 14 ile 21 Ekim tarihler arasında Steam Next Fest başlıyor. Bu Next Fest'ler yılda sanırım 3-4 kez düzenleniyor. Biz de bu festivalleri oldukça size bilgisini veriyoruz. Bu festivale yabancı olanlar için hemen bilgi verelim. Bu festivallerde birçok bağımsız oyun demolarını paylaşıyor Steam üzerinden. Ama sadece Steam değil bir yandan PlayStation ve Microsoft'un dükkanlarında da bazı oyunların demoları yayınlanıyor. Ve demo yayınlama olayı giderek yaygınlaşmaya başladı. Özellikle bizim ülke için çok iyi haber. Malum oyun fiyatları çok yüksek. Bu demoları deneyerek en azından bayağı bir fikir sahibi oluyoruz. Çünkü az buz para değil. Yani bu oyunlara vereceğimiz adam gibi bir denemek istiyoruz öncesinde. Bu da iyi bir fırsat olabilir. Eğer bu festival sırasında kayda değer demolar varsa bunları ben size e, içinden çıkarıp sunmaya çalışacağım. Bununla ilgili ya haftaya haberlerde bahsederim ya da önümüzdeki günlerde bir kısa bir içerik hazırlarım. Takipte kalın. Az önce geçen hafta çıkan oyunların performansından bahsettik. Ancak iki oyun ile ilgili daha detaylı konuşmak istiyorum çünkü bunlarla ilgili bana kod yollandı ve ee, daha detaylı inceleme fırsatı buldum. Ancak inceleme çekecek kadar da e, sonuna kadar gelmedim. O nedenle de bu mini inceleme kısmına sokuyorum bu oyunları. Bunlardan ilki? Kill Night adını taşıyor. E, Kill Night bağımsız bir oyun. Avusturya av, pardon Avustralya merkezi PlaySite firması tarafından geliştirilmiş. Bu PlaySite şeyine bakarsanız portfolyosuna Aslında bakarsanız bayağı oyun var ama bunların çoğunluğu VR ya da mobil oyunlar. Ve kadrosu da bir hayli geniş. Yani bağımsız ama Ikea e, bütçesine sahip oyunlar yapıyor gibi yani en azından kadrosu geniş. Mouse adlı bir oyun üzerinde çalışıyorlar. Birçok kişi tarafından bayağı merakla bekleniyor bu oyun. Kill Night işte ondan önce çıkarttıkları bir başka oyun. 2 Ekim'de çıktı yeni daha. Ve şu an Steam ortalaması %95 gibi çok yüksek bir not. E, bu oyun temel olarak tepeden gösteren twin stick shooter dediğimiz yani şu kumandada da gösterirsek şu iki şeyi e, çubuk kullanarak oynanıyor ve bullet hell yani mermi cehennemi tarzında oyun. Yani etrafta sürekli düşmanlar geliyor. Yani e, bir bir tür tuşla hareket edersen di, diğeriyle de işte şey hedef tutuyorsunuz. E, ancak oyun tam olarak mermi cehennemi değil. Aslına bakarsanız oyun Vampire Survivors Hall, Halls of Torment gibi bir survivor oyunu. Yani şu şekilde Şimdi tepeden yine göster. Hafif hatta izometrik yani yani yüzde tepeden değil. Karakterinizde ölene kadar arenayı temizlemeye çalışıyorsunuz. E, ama sonu var. Yani e, arenaları bitirebiliyorsunuz. Yani e, illa ölerek bitmiyor. E, mekan çok dar. Dar mekanda sürekli turluyorsunuz. Bir sürü iblis e, üşüşüyor. Giderek tabii düşman zorluğu artıyor. Amacınız sona kadar gelmek burada biraz Doom'u andırıyor atmosfer olarak. Yani özellikle de karakterinizin tasarımı, düşmanların tasarımı Doom'u andırıyor. Yani bir nevi tepeden gösteren Doom diyebiliriz buna. Ee, görsel tasarım, müzikler ve atmosfer de Doom'a benziyor bence. Ee, oyun peki eğlenceli mi? Oyun çok eğlenceli. Yani bu %95 skor boşuna değil. Çünkü yani bu oyunu olumsuz demek çok haksızlık olur. Hani bu %5 kim çok merak ediyorum öyle diyeyim. Ee, ancak oyun zor ama zorluk ayarı da var. Şimdi e, normal zorlukta yani ilk size e, şey yaptığı önerdiği zorlukta ben bayağı zorlandım açıkçası. Çok ilerlemediğimi hissettim. Zorluğu düşür düşürmez fark etti ve eğlenceli olmaya başladı oyun. Yani sizin yetenek seviyesine göre o zorluğu ayarlayabilirsiniz ve e, gelişme şeyini de etkilemiyor. Yani hangi zorlukta oynarsanız oynayın yine gelişmek için gerekli puanları alıyorsunuz ve karakter gelişme sistemi de var oyun içindeki e, tecrübe puanlarıyla hani birikiyor gibi düşünebilirsiniz ama bir yandan da size özel hedefler veriyor. işte diyor ki işte şunu şunu yaparak şu kadar e, iblis öldür diyor. Ama mesela bu hedefler çok spesifik, çok zor yapması. O nedenle yani puan toplayarak yapmak daha mantıklı ama o da bayağı bir grind kasma istiyor. Ancak kasma kısmı sıkıcı değil çünkü her oynadığınız oyun e, oynayış, tur çok heyecanlı geçiyor, çok eğlenceli, çok dinamik oyun. Bir kere öncelikle bir sürü saldırı tuşu var. Kumanda <laughs> üzerinde göstermek istiyorum. Beni bayağı zorladı o yüzden. Şimdi normalde yani bu hani iki tuş demiştik. Ee, sürekli mesela bu tuş ateş etmiyor. Onun yerine bu RT ya da R2 tuşunu basılı tutmanız gerekiyor. Ve e, returnal ya da ona benzer oyunlar gibi bir süre sonra tekrar doldurmanız lazım. cephaneye. o doldurma tuşun bize belli bir pencereye tam o noktada tekrar R2'ye basmanız gerekiyor. Basar basmaz çok daha Kuvvetli ateş etmeye başlıyorsunuz. Yani onun zamanlamasını iyi denk getirirseniz çok güzel ödüllendiriyor oyun. Onun dışında da başka çalışan tuşlara basarsanız o pencerede o zaman da farklı işler yapıyor. Bunun dışında mesela işte LB böyle şey ee, dash dediğimiz kaçma tuşu e, sürekli kullanamıyorsunuz. Onun da şey var cooldownu var. E, aynı zamanda kılıçla vuruyorsunuz. O da X ya da kare tuşuna denk geliyor. İşte o da biraz zor oluyor bunu yaparken. Bir yandan bunu yaparken arada parmağınızla e, kılıçla vurmanız gerekiyor üst üste kılıçla vursanız da şeyiniz dolup e, gücünüz bu sefer de Y ya da üçgen tuşunu kullanıyorsunuz. Ben açıkçası tabancayı kullanmayı tercih ettiğim için bu süper gücü pek kullanma fırsatı bulamadım. Bunun dışında işte RB tuşuyla e, düşen şeyleri cisimleri topluyorsunuz. O da olduğu zaman da tamamen LT'ye basarak e, bayağı bir e, süper güç kullanıyorsunuz. Bunun dışında ...zamanlamayı denk getirirseniz, kılıçla vursanız... E, ...elit düşmanları, Perry ...savuşturma yapabiliyorsunuz. Yani saymakla... ...bitmiyor. O kadar çok şey var ki... ...bazı oyundan sonra bıraktım kumandayı... ...parmaklarım kasılmış. Yani o kadar şey, zorlayıcı oyun. Ve e, iki kumanda var bende. Bu kumandanın... E, ...RT tuşunun bozuk olduğunu tespit ettim... ...bu oyun sayesinde. E, çünkü basılı... ...tutuyorsunuz. Çektiğim zaman... ...arada tam geri gelmiyor. E, bu Diğer çalışan kumandaya geçtim. Yani bu oyun sayesinde... E, kumandamı hafif bozulmuş olduğunu görmüş oldum öyle diyeyim. Bayağı şey e, sizi kastırıyor. Ama alıştığınız zaman çok zevkli oyun. E, burada fiyata da gelelim nedir? E, Steam'de satılıyor. 8 dolar fiyatı. Bence değer vermiyor. Ha, evet eskisi gibi yani şey 15-20 lira artık oyun alamıyoruz. Bu bir gerçek. Ama bu oldukça eğlence. Yani özellikle bu Halls of Torment mantığında oynuyorsanız. Çünkü orada da arena arena açılıyor gidiyor. Çok hoşunuza gidecek. Ama sonuçta e, karakter açılması yok. Yani hep aynı karakterle oynuyorsunuz. Karakterin teçhizatını, silahlarını, zırhlarını açıyorsunuz. O şekilde yapmışlar. Bilginiz olsun. E, bence yani o tarz oyunları seviyorsanız bu oyun çok hoşunuza gidecek. Bir başka konuşmak istediğim oyunda To The Moon. Diyeceksiniz To The Moon nereden çıktı ya? 10 yıllık oyun. 10 da değil hatta. O, 2011'de çıkmış. 13 yıl oldu. Üzerinden e, çıkalım. Bu oyun PC'de çıkmıştı Steam'de. Ve büyük hit olmuştu. Konsollara hiç çıkmadı bahsetmek istedim işte bu konsollara geldi bu oyun e, Ve 8 Ekim'de çıktı yeni daha çok yeni bir oyun Serenity Forge adlı firma PlayStation ve Xbox konsolları için geliştirmiş Steam'de çünkü daha önce Steam versiyonu çıkmış geçtiğimiz yıllarda e, Burada işte daha yenilenmiş işte arayüz e, İşte ne bileyim 4K'ya kadar yüksek çözünürlüde oynama e, seçenekleri veriyor Ama <laughs> ne kadar önemli tartışılır çünkü Oyunu bilenler e, gülecektir hani bu 4K falan dediğimi e, gayet basit piksel grafiklerle hazırlanmış bir oyun. Vakti zamanında Firebird Games e, bu oyunu çıkardı. Kangao adlı kişi tarafından geliştirildi ve bu oyunu geliştirmek için RPG Maker XP adlı bir toolkit kullanarak normalde e, bu 16 bit iki boyutlu tepeden gösteren JRPG tarz oyunlar için kullanılan bir toolkit. Onu kullanarak bir oyun yapmış ama savaş yok bir şey yok. Hikaye odaklı bir oyun bu. Konuşma var, bulmaca çözme var, araştırma var. Bu şekilde yani tuhaf bir e, şey seçmiş. Vakti zamanında da grafikleri çok çok eskide kaldığı için ben biraz burun kıvırıp oynamamıştım ama e, aldığı ödülleri gördükten sonra e, demek ki hani bu oyunda bir iş var dedim. Ama maalesef bir türlü fırsat bulup oynayamadım. Belki bu konsol versiyonu oynamayı düşünüyorum. E, konusu falan da gayet ilginç eğer duymadıysanız. Yani burada işte insanların e, hafızalarını ee, içine girip tekrar değiştirebilecek, yeni hafıza yaratabilecek bir teknoloji gelişmiş. Siz de o teknolojiye sahip olan firmanın iki doktoru olarak e, ölmeye yakın bir hastanın yanına gidiyorsunuz. Son dili aya gitmek, İşte bu dileğini gerçekleştirmek için hafızalarına girip oynuyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Bu tarz bir oyun e, ve çok acıklı ve e, üzüntülü olduğunu söyledi oynayanlar. E, bunda bir not düşelim yani bu tip oyunlarda üzülmek istemiyorsanız uzak durun o yüzden. Ama böyle duygusal bir hikaye arıyorsanız ve grafiklere takmayacaksanız bakmanızı öneririm. Tabii fiyatı da önemli burada. Şimdi burada da bir başka önemli konunun altını çizmek istiyorum. PlayStation ve Xbox'a çıkıyor demiştim. PlayStation'da 350 Türk Lirası. Maalesef bu fiyatlara geldi artık. Yani bu oyunu çok seviyorsanız alabilirsiniz PlayStation konsolunda. Ancak Xbox'ta yanlış fiyat koymuşlar. Bu kısa süredir diye düşünüyorum. Yakında düzeltirler. 28 lira 75 kuruş. <laughs> Kaçırmayın. Yani e, zamanında Steam'de tabii 2-3 liraya alıyorduk ama şu an maalesef 28 lira 2-3 ya denk geliyor. E, Steam'de şu anki fiyatı 5.8 dolar. E, oynamadıysanız merak ediyorsanız yani e, 30 lira bir şey değil. E, bence bir e, şans verin derim. Videolarımızın sonunda genelde önümüzdeki hafta bu oyun hizmetlerine gelen bedava oyunlardan bahsediyoruz tek tek bakalım Game Pass, PlayStation, Amazon neler varmış. Game Pass'te e, önümüzdeki hafta inscription ekleniyor. Ayın e, onun da hatta şu an eklenmiş olması lazım yine izlerken. Onuyla 25 e arası hiçbir oyun gözükmüyor. Biliyorsunuz 25'inde Call of Duty Black Ops 6 geliyor. Belki de hani e, yılın fırsatı olacak Microsoft için bu oyunu şeyde Game Pass'e getirmek. Arası bomboş. Mutlaka bir şeyler eklenecektir. E, güzel böyle arada bağımsız oyunlar falan gelebilir. Ee, bakalım göreceğiz, takipte kalın. Yani özetle yani şu an yani Inscription eklenmiş durumda. Mad diye bir oyun eklendi ayın 7'sinde. Daha önce de Sifo eklenmişti, bilginiz olsun. PlayStation Plus'ın da Essential e, oyunlarını geçen hafta söylemiştik ama e, bu sefer ekstra da yani oyun kataloğuna eklenen oyunlar var. Ve bayağı iyi bu, bu ay bence. Neler var şöyle bir bakalım. Burada ekrana yansıttığım görüntüde hepsini e, aktarmamışlar ama burada tabii önemli e, ön plana koymuşlar. En önemli tabii ki oyun Dead Island 2. Dead Island 2 geçen sene bayağı beğenilmiş eğlenceli matrak bir oyundu ama yine de tabii fazlasıyla şiddet ve zombiler olduğu için hani gidip çocuklarla da oynanacak bir oyun değil gibi PlayStation Plus kataloğuna geliyor. E, Two Point Campus bu da gayet başarılı bir e, şeydir. Theme Hospital'ın işte eski yapımcıları Bullfrog'dan ayrılanlar zaten bu oyunları kurdular. The Two Point Hospital ve Campus arkasından hastane yönetimi oyunu ama e, matraktır yani şeyi. E, o hastaneyi de bu pardon kampüs yönetimi. Game Pass'te bir yere verdilerdi bunu orada bakmıştım. E, eğlenceli bir oyun ama zamanım olmadı oynamaya. Malum e, Cadılar Bayramı'nda bir korku oyunu. Dark Pictures Anthology'den The Devil in Me oyunu. E, bu... Seriden hiç oyun oynamadım ama iyi olduğunu söylüyorlar. Gris geçtiğimiz yıllarda çıkan en başarılı bağımsız oyunlardan bir tanesi. Mutlaka bakın derim. Kısa bir tecrübe hoşunuza gidecektir. Meşhur Monkey Island franchise'ı Return to Monkey Island'da herhalde bir, bir buçuk yıl mı oldu öyle bir şey olmuş. Onu, bu oyuna da bakmıştım. Bu da yine PlayStation 5'e geliyor bu arada 4'e gelmiyor. Ya yine Ama bu, bu da daha önce Game Pass'te verilmişti. Ghostbusters Spirits anlayışı pek bilgim yok ama multiplayer oyunmuş ee, ilgilenenler baksınlar. Bunun dışında resimde görünmeyen Firefighting Simulator Scott diye bir oyun geliyor hiçbir fikrim yok. Overpass 2, Tour de France 2023 ve Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands geliyor. Bunlar da ekstra da oynayabileceğiniz oyunlar. Bunun dışında da Premium'da da uh, PlayStation VR 2 ve klasikler deniyor. Burada uh, Last Clockwinder diye bir oyun VR oyunu. Dino Crisis geliyor, Siren ve Road Type Dimensions diye oyunlar geliyor bunların hepsinin şey listesi açıklanmış durumda galiba biraz erken açıkladılar bu sefer sanki daha ayın ortasına doğru oluyordu. Evet Amazon'a geliyoruz Amazon kısmını şu an ikinci kez kaydediyorum çünkü bu Amazon'la ilgili yani bu kısımla ilgili konuşmaları çarşamba gecesi kaydetmiştim bir baktık değişti her şey. O yüzden oradaki söylediklerimi, tükürdüğümü yalıyorum, geri alıyorum. Tabii bunları neyse ki izlemediniz. Dedim ki yani Amazon işte geçen hafta pek mata olmayan oyunlar verdi. Herhalde Jeff Bezos'un parası bitti dedim. Ancak bir yandan da şey demiştim. Yani belki her hafta yeni bir şeyler eklenir. Ama görmeyince herhalde bu, bu ay bunlara kaldık. Demiştim ki bugün güzel haberler aldık. Doom Eternal eklendi. Bioshock Remastered eklendi. Ve az önce PlayStation'da yani e, ekstra aboneliğiyle sahip olduğunuz oyunu şu an Amazon'da herkes bedava sahip olabiliyor. Ghostbusters, Spirits Unleashed, Ecto Edition sürümün farkı nedir bilmiyorum. Bunlar eklendi, onun dışında da e, ufak oyunlar var benim duymadığım. Dreadout, e, Pre-Simulator, Vampire Show ve The Gap adında e, belki içlerinde iyi oyunlar olabilir. E, Doom Eternal'a sahip olmanız için Microsoft hesabına kod girmeniz gerekiyor. Yani onu da e, Xbox aplikasyonu üzerinden oynayacaksınız PC oyuncuları. Bioshock Remastered GOG üzerinden oynanıyor. Ee, Ghostbusters ise Epic hesabı üzerinden oynanabilecek. Ancak Amazon'un verdiği oyunlar bu haftayla sınırlı değil. Önümüzdeki haftalarda da oyun vermeye devam edecek. Neden? Çünkü Cadılar Bayramı. Cadılar Bayramı yaklaştıkça korku oyunları artacak. İşte bunlara örnekler. E, daha bir sürü oyun var ama içlerinden seçerek söylüyorum. 17 Ekim haftasında Killing Floor 2 var mesela benim dikkatimi çeken. 24 Ekim'e bakarsak. Orada da Morbid Seven Acolytes var. Bu oyunun devamını incelemesini çekmiştim. Bu mesela fena olmayan bir aksiyon rol yapma oyunu bakmanızı tavsiye ederim ama esas 31 Ekim yani tam Cadılar Bayramı'nda baya iyi oyunlar veriyor. Scorn var. Scorn Game Pass'ten çıktı yeni. Gayet başarılı Geiger çizimlerini yani çizim temasını kullanarak şey yapan güzel bir bilim korku, korku oyunu. Plague Tale'ın ilk oyunu Innocence'ı veriyorlar. Ve Death's Door'da yine bu kanalda çok eskiden incelemesini çekmiştim. Bu güzel, yani basit gözüken ama gayet eğlenceli, bağımsız oyunu tavsiye ederim. Ee, bayağı bir şey <laughs> Jeff Bezos bize veriyor, sağ olsun Allah razı olsun diyoruz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım izlediğiniz hoşunuza gitmiş ve beğen tuşuna basmışsınızdır. Ayrıca tesadüfen bu video ile de ilk defa Doğall Gaming kanalına denk gelmişsiniz. Görüldüğü gibi. Oyun haberleriyle her hafta sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ama bunun dışında oyun incelemeleri, canlı oynanışlar, rehber videoları gibi içerikler kanalımızda bulunmaktadır. Geçmiş videolar bakın belki hoşunuza gider. Siz de abone olarak aramızda görürüz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.